Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kutu açılışıyla karşınızdayız. Bu seferki konuğumuz Oppo A72 modeli. Bu telefon arkadaşlar orta segmente hitap eden bir model. Hemen baştan belirtelim. İçerisinde Snapdragon 665 Yonga seti bulunuyor. Tabii günün sonunda Yonga setinden de önemli bizler için ne var? Kamerası var, RAM miktarı var. Bunları da size birazdan söyleyeceğiz. Şimdi telefonumuzu açalım yavaştan. Hemen şu jelatini çıkartalım. Ve kutunun üzerinde yazanları size söyleyeyim. Bize gelen deneme sürümü arkadaşlar 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyon. Hemen arkayı çevirdiğimizde 1080 piksellik Neo Display diyor. Bu da Neo Display dediği arkadaşlar aslında delikli ekran tasarımı. 48 megapiksel yapay zeka destekli 4'lü ana kamera diyor ki burada bu kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön kameramız ise 16 megapiksel. 5000 mAh'lik bataryamız var ve 18 watt hızlı şarj desteğine sahip bu telefon. Şimdi kutudan çıkartalım dilerseniz. Şöyle telefonumuzu açalım. Evet, şurada kılıfımız yine geliyor. Sence kulaklık çıkacak mı Özgür abi? Bence çıkacak. Kulaklık biliyorsunuz arkadaşlar son dönemde açtığımız çoğu kutudan artık kulaklık çıkmıyordu. Özellikle Xiaomi modellerinde falan kulaklık yoktu. Bakalım Oppo koymuş mu? Derken evet burada kulaklığımız ortaya çıktı ki gayet de güzel bir kulaklık. Şu açıdan güzel biliyorsunuz Samsung modellerinden de kulaklık çıkıyor ama 1800'lü yıllardan kalma kulaklıkları kullanıyorlar. Hatta bir kutu açma videosunda görmüştük. Bir tarafı uzun, bir tarafı kısa kulaklıklardan koymuşlar içerisine. Hani şöyle arkadan dolaştırıyorduk falan. Ayrıca kafalarda böyle değildi. Direkt düz kulaklıklardı. Onlar da kulağımızı hayli rahatsız ediyordu. Şurada evet Type-C kablomuz var. Görüyorsunuz ve Oppo kutuya yine hızlı şarj adaptörünü yerleştirmiş arkadaşlar. Yani öyle telefonumda hızlı şarj desteği var deyip de normal adaptör koymamış. Buraya hızlı şarj adaptörünü de koymuş. İşte bunlar arkadaşlar aslında telefonların fiyatlarını arttıran detaylar. Örneğin bazı modellerde diyor ki işte 30 watt hızlı şarj var diyor ama kutunun içinden hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Dolayısıyla sonra diyor ki ben ucuza satıyorum. Kulaklık koymuyor, oradan kısıyor, buradan kısıyor. Sonra ne oldu? Telefon ucuz oldu. Şöyle açalım dilerseniz etiketimizi de. Evet yine şunu da alalım. Tasarım olarak klasik alışık olduğumuz bir tasarım. Burada delikli ekranımız var. Şöyle telefonumuzu da açalım yavaştan. Arkada arkadaşlar dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış dörtlü ana kameramız bulunuyor. Görüyorsunuz şöyle L şeklinde bir dizilime sahip bu kameralar. Arka yüzeye bakalım hemen parmak izi bırakıyor mu diye. Şöyle bastığında çok fazla parmak izi bırakan bir yüzey değil. Bunu belirtelim. Telefonumuz açılıyor. Alt kısımda arkadaşlar Type-C girişimiz var ve burada 3.5 milimlik kulaklık jack'ımız da bulunuyor. Yani bunu Oppo yine ihmal etmemiş. Bu güzel bir detay. Telefonu şöyle elimizde tuttuğumuz zaman sağ tarafta power ve parmak izi okuyucusu, sol tarafta ise ses açıp kapatma ve sim kart girişimiz bulunuyor. Dilerseniz hemen bir hızlı bir kurulum yapalım. Şöyle ileri diyelim. Bölge Türkiye. Bunların hepsini okuduk, kabul ediyoruz. Bunu atlayalım şimdilik. İleri. Diğer diyelim. Kabul et. Telefonumuz artık sonra ayarlarız bunu da. Telefonumuz açılsın. Bu arada arkadaşlar hemen yeri gelmişken belirteyim şu alt kısım çok fazla kalın değil. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yani yan çerçeveler falan gayet orantılı bir şekilde dağıtılmış durumda. Biliyorsunuz bazı telefonlarda şu alt çerçeve o kadar kalın oluyor ki hani buraya tuş koysanız çok rahat bir şekilde koyarsınız. Fakat Oppo bu çerçeveyi çok fazla kalın tutmamış. Dediğim gibi şöyle tuttuğumuz zaman da yan çerçevelerin şöyle göstereyim size çok kalın olmadığını görüyoruz. Gayet kararlı bir ekran çerçeve oranı var. Muhtemelen bu ekran çerçeve oranında %80'in üzerindedir. %85 civarındadır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şöyle telefonu tuttuğumuz zaman çok fazla kalın olmadığını görüyoruz ki bu telefonda 5000 mAh'lik bir batarya olduğunu da
unutmamak gerekiyor. Yani 5000 mAh'lik bir batarya konulmuş olmasına karşın şöyle daha net gösterebilirim sanırım. Çok fazla öyle kalın tuğla gibi bir telefon değil. Ağırlığı da çok fazla yok gayet. Ele oturması falan da güzel. Kısacası hani tasarımıyla falan dikkat çekebilecek bir telefon. Bu telefonun detaylı incelemesi önümüzdeki günlerde gelecek arkadaşlar. Bu arada yine her zaman yaptığımız gibi şu kablomuzun uzunluğuna da bakalım. Gerçi artık alıştık. Bunlar herhalde bütün üreticilerde de bir standart haline geldi. Hani yaklaşık olarak 1-1,5 metrelik bir kablo çıkıyor. Burada da yine evet yine klasik bir 1 metre civarında bir Type-C kablosu söz konusu. Bunun biraz daha uzatılması lazım aslında. Neden? Çünkü masada arkadaşlar kullandığınız zaman adaptör fiş kısmı aşağıda kalırsa bu yetmiyor. Masaya kadar çıkmıyor. Biz bunu buradan hep söylüyoruz. Lakin çoğu modelde görüldüğü üzere kablonun uzunluğu birazcık kısa. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Atıyorum siz bu kabloyu dışarıdan uzun alsanız dahi şu hızlı şarj adaptörüyle tam randımanlı çalışmıyor. Yani yine Oppo'nun VOOC destekli bu kablosunu almanız gerekiyor. Çünkü sıradan bir kabloyu eğer bu adaptöre takarsanız telefonunuz arkadaşlar hızlı bir şekilde şarj olmuyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Telefonumuzun kutusunu açtık. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde detaylı bir incelemesi gelecek. Orada fiyatından tutun da kamera performansına kadar bütün detaylarını sizlerle paylaşmış olacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.